Hırsız polis kovalamacası kazayla bitti. Ortalık birbirine girdi çünkü hırsızların içinde bulunduğu araç kaçarken bir başka araca çarptı. Üç hırsızın mahalleli tarafından linç edilmesini önleyen de yine polis oldu. Polislerden kaçan hırsızlar kaza yaptı. Mahalleyi birbirine kattı. Dört kişiyi yaralayan zanlıları öfkeli kalabalığın elinden polisler kurtardı. Hırsız polis kovalamacası Pendik'te başladı. Kartal'a kadar devam etti. Hırsızların durmaya niyeti yoktu. Bir anda silah sesleri duyduk. Bir tane Yunus'tan birkaç kişi, tanımadığımız birkaç kişi o sağa sola kaçmaya başladılar. Yunuslar da kovalıyordu. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç polise yakalanmamak için kaçarken yaklaşık 100 metre geride bir yaya çarptı. Yine durmadı, hızla bu dört yol ağzından karşıya geçerken koyu renkli bir araca da şiddetle çarptı. O araçta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü işte bu duvara çarparak durabildi. İçindeki 3 kişi yaralandı. Biri kadın, biri çocuk ve çarptıkları aracın sürücüsü yaralandı. Öfkeli şoför yaralı olmasına rağmen zanlıların kullandığı otomobilin camlarını kırdı. Eşi ve çocuğu yaralanınca onlar çok sinirlendiler. Bu sinirinden çalıntı arabanın camlarını falan kırdı. Mahalle sakinleri de en az onun kadar sinirliydi. Bir kadın ve çocuğun ölümden dönmesi öfkeyi katladı. Kalabalık grup sopalarla hırsızlara saldırdı. Çarpışmadan, kazadan hemen sonra iki şüpheli kargaşadan yararlandı ve kaçtı. Üç şüpheli de halk tarafından dövülmeye başlandı. Linç ediliyordu, polis devreye girdi. O üç kişiyi bakkala soktu ve koruma altına aldı. Güvenlik amacıyla buraya koydular, kapıyı kilitlediler. Zaten buraya halk dolmuştu. Durma, bekleme, yaptırmayın, ambulans geliyor. Polisler kaza sırasında yaralanan hırsızları mahallelinin elinden güçlükle kurtardı. Araçlarında ruhsatsız tüfek çıkan hırsızların suç dosyası ise oldukça kabarıktı. Aralarında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi de vardı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.